Videoyu izleyen herkese merhaba. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala lütfen destek olup abone olmayı unutmayın. Bu kanalın büyümesi için sizlerin kanala abone olması gerekiyor. Lütfen videolarıma beğeni atıp abone olup bana destek olun. Başka hiçbir şekilde bu kanalın büyüme şansı yok. Abone sayısı arttıkça, videolara destek geldikçe emin olun daha çok video çekme isteği uyanıyor insanlarda. Çünkü YouTube platformu bu şekilde büyüyor. Bunun üzerine kurulu bir sektör. Bu yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi yavaş yavaş videoya geçebiliriz. Evet, videomuza devam ediyoruz. Kolonlarımıza bir bakalım. Kolon perdeleri bir inceleyelim. Projeden sizlere videoya hem görsellerini ekleyeceğim hem de şimdi metreyle ölçeceğim, bazı yerleri göstereceğim. Projeye uygun mu değil mi? Gelin birlikte bir bakalım bunlara. Evet, şu S117 kolonuna bir bakalım. Projede kafalarda 5 tane 16'lık gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 16'lığımız var. Gövdede 5 önde 5 arkada toplam 10 tane 14'lük gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ve yine kafada 5 tane 16'lık olmak üzere donatı planı bu kolonun bu şekilde. Şimdi gelin bir de etri aralıklarına bakalım. S117 kolonunun etri aralıklarına bakalım. Fi 8 bölü 9 arayla vermiş. 9 santim arayla. 9 santim arayla. Şuralardan da bakalım. Yaklaşık 9,5-10 santim arayla. 9,5-10 santim arayla. Şuraya bakalım. 9 santim arayla. Şuraya bakalım. 9 santim arayla etri aralıkları verilmiş. Çirozlarımıza bakalım biraz da. Şu bölgede 3 tane çirozumuz var. 2 tane, 3 tane, 2 tane, 3 tane, 2 tane çirozlarımız bu şekilde görünüyor. Bir de dikey çirozlara bakalım. Şurada dikey çirozumuz var. Hemen şurada dikey çirozumuz var. Şuradan görülüyor. Yine şurada bir tane dikey çirozumuz var. Ve bir tane daha dikey çirozumuz burada var. S117 kolonunun temelden çıkan şu kolon filiz boylarına bir bakalım. Bunları daha önce kontrol etmiştim ama önceki videolarda çekmemiş olabilirim. Projemizde bunlar 152 santim gösteriyor. Şimdi metreyi tutalım, buna da bakalım. Şöyle metreyi yere tutalım. Filizimizin olduğu yer. Evet. Şöyle göstereyim. 150 santim. Umarım görebiliyorsunuz. 150 santim. Burada filizlerimizin boyu var. Peki üst taraftan gelen kolon ile alttan gelen filizlerin birleşim yerine bakalım. Burada da projede 59 santim bindirme boyu gösteriyor. Metreyi açayım. Hem çekim yapmak hem metreyi tutmak biraz zor. Şu etriyenin olduğu yerden tutayım. Şöyle göstereyim. 63 santim, 62 santim. Yaklaşık burada bindirme boyumuz var. S117 kolonunun donatı planı bu şekilde. İncelememizi yaptık. Şöyle plastik paspaylarını da gösterelim. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Kolon ve perdelerin genel olarak donatı kontrolünü yaptık. Bu da bizim 3 metrelik perdemiz. 1,5 metrelik perdemiz. 1,5x25. Bu da bizim panoya gidecek topraklama kablomuz. Bu şekilde yürüyecek. Fazlalığı da şu tarafta. Üst katlara, panoya doğru gidecek. Burada tek yüz dayama perdemiz var. Bu videoda sizlere bunları gösterdim.
dilim döndüğünce, elimden geldiğince kolonların donatı kontrolünü sizlere gösterdim. Videoya destek olup kanala abone olursanız memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.